Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle o iç cephe vurgusunu yaptı ve İsrail'in her an Türkiye topraklarına da saldırabileceğini ifade etti ve bir tehdit mesajı verdi. Benzer bir açıklamada gazete Duvar'dan meslektaşımız Nergis Demirkaya'ya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. Erken seçimden ekonomiye ve İsrail tehdidine kadar birçok konu vardı Abdullah Güler'in gündeminde. Ama iç cephe vurgusunu Güler de yaptı ve mesele ülkenin ortak çıkarı olduğunda bizim iktidar muhalefet fark etmeksizin tek bir duruş sergilememiz lazım. Bir metrekare dahi bu topraklarda gözü olan birileri bunu çok iyi görmeli. Libya'ya, Mısır'a, Suriye'ye, Irak'a bakın. Çok derin fay hatlarının oralarda büyük kavgalara sebebiyet verdiğini görüyoruz. İçeride siz farklı siyasi düşüncelerde olsanız bile o birliği, o beraberliği tahkim etmemiz lazım diyor Abdullah Güler ve devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasette yeni dönem söylemi, DEM partililerin elini sıkmasını, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik olarak sarf ettiği o nazik sözler, kırılmıyorsunuz umarım ifadesiyle ilgili olarak da yanındaydım diyor. Çok makul görüyorum Bahçeli'nin hareketini. Bizim mecliste tüm siyasi parti gruplarıyla diyalogumuz var. Meclisin gündemi görüşülecek konuları istişareyle yapıyoruz. Bunun bir fotoğrafa yansıması da çok kıymetli olmuştur, iyi olmuştur diyor. Ne dersiniz Sayın Çömez? Siyasette yeni dönem vurgusunu hem Sayın Güler yapıyor, hem Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor, hem de Sayın Bahçeli Erdoğan'ın açıklamalarından öykünerek ve Erdoğan'ın açıklamalarından esinlenerek bu birlik beraberlik fotoğraflarını verdiğini söylüyor. Ne diyorsunuz bu siyasette yeni? Önce Sayın Güler'in yaptığı değerlendirmenin sonundan başlayalım. Evet, biz mecliste temas halindeyiz. Özellikle partilerin yöneticileri, grup başkan vekilleri kürsü arkasında toplanır. MHP, DEM Parti, CHP, AKP hepimiz bir araya geliriz. Hemfikir olduğumuz zaman zaman nadir de olsa konular olur ama genellikle orada müzakere eder, istişare ederiz. Dolayısıyla bir diyalogsuzluk ya da temassızlık söz konusu değil. Elbette hem parti hem kişisel olarak bizim görüşümüz siyasette yumrukları sıkmak yerine elleri sıkalım, oturalım, konuşalım. Ancak iktidar cephesinin arzu ettiği şey şu: konuşalım, değerlendirelim, tartışalım, ülkenin meselelerine beraber çözüm bulalım. Bu değil, bunu aramıyor. Siyasetin doğası bu, olması gereken de bu. Ama onların arzu ettiği şey takılın peşimize gidelim, biz ne dersek o olur, bizim dediğimize uyun ve bizim etrafımızda olun. Anayasada da aynı şey, tehdit algısında da aynı şey. Ve özellikle 31 Mart seçimlerinin arkasından çok ciddi bir yara aldı AKP. Bana göre hala kendine gelmedi, gelemedi. Ve sahada bunun yansımaları devam ediyor. Ben Sayın Güler'in röportajını okudum. Diğer taraflarda AKP'nin toparlandığını, muhalefete verilen kredinin azaldığını falan söylüyor. Ama bu kendi görüşü. Benim kendine buradan bir çağrım var sevgili Güler'e. Gelin çarşıya, pazara beraber çıkalım. Esnafla birlikte görüşelim, köylere birlikte gidelim, özellikle pazarlarda birlikte dolaşalım, emeklilerle konuşalım, annelerle konuşalım. Bakalım ne diyecekler size? Sahada çok derin bir yoksulluk var, çok ciddi bir sefalet var, açlık var. Ama iktidar cephesi bunlar konuşulmasın istiyor, biraz daha koltuğu tahkim edilsin istiyor ve Erdoğan'ın iktidarı biraz daha devam etsin ve gül bahçesi istiyor bunlar. Yani sert eleştiri olmasın, aman bizim üstümüze kimse gelmesin, hele hele bak görüyor musun işte İsrail geliyor, aha kapıda şurada 170 kilometre ötede, bugün yarın geliyor diyerek kendince iç cepheyi tahkim etmeye çalışarak ama arkasında kendi koltuğunu güçlendirme çabası var. Biz muhalefet partisi olarak tabii ki kendi partim adına söylerim bunu. Bu oyunlarla işimiz yok. Bizim gündemimiz milletin gerçek gündemi. Elbette otururuz, konuşuruz. Parlamentoda zaten bunu yapıyoruz. Dışarıda bunu özellikle göstere göstere ya da onların istediği şekliyle yapmanın bir anlamı da yoktur, gereği de yoktur. Bana göre muhalefete düşen en temel sorumluluk bunların oyun alanından çıkmak. Çünkü bunlar şu anda halkın gündemiyle meşgul olmaya korkuyorlar. Gerçekle yüzleşmeye korkuyorlar. Sanal gündemlerle ve yarattıkları korku atmosferiyle bundan önce yaptıkları gibi muhalefeti dizayn etmeye çalışıyorlar. O sebeple benim hem CHP'li dostum burada, hem ona partisi adına bir talebim var. Burada da müsaadenizle söyleyeyim. Bizim sert muhalefet yapmamız lazım. Dimdik bir muhalefet yapmamız lazım ve toplumun gerçek gündemleriyle buluşacak muhalefet yapmamız lazım. Hiç konuşuyorlar mı açlıktan, sefaletten? Sokaklardaki güvensizlikten bahsediyorlar mı?
600 bin çocuk yargı mekanizmasıyla tanışmış geçen sene. 260 bin hakkında fezleke belge hazırlanmış. 240 bin çocuk mağdur. 26 bin çocuk cinsel tacize maruz kalmış. Sokaklar uyuşturucudan geçirmiyor. Tuvaletler temizlenmiyor. İnsanlar aç, çocuklar yatağa aç giriyor. Bunları konuşalım biz. Olmayan sanal gündemlerle toplumu korkutmaya kimsenin hakkı yok. O sebeple iddiayla söylüyorum. Ve müsaade ederseniz bunu da söyleyeceğim. Erdoğan'ı da çok iyi tanıyorum, tabanını da çok iyi tanıyorum ve uzunca bir süredir siyasetin içerisindeyim. Erdoğan'ın arzu ettiği siyasal alanda biz olmayacağız. Bu ülkenin temel gündemi açlıktır, yoksulluktur, sefalettir, güvensizliktir ve orta uzun vadeli mültecilerdir. Bunlarla ilgili hem problemleri hem çözüm önerilerini muhalefetin net olarak ortaya koyması lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Belki CHP'li dostum bundan da hani bunu bilmekten de mutlu olacaktır. AKP'nin ve Erdoğan'ın en korktuğu şey sokak siyasetidir. Milletle yapılacak siyasettir ve onun için bakın biz yaz dönemindeki sizin vekilleriniz de vardı, beraber çalıştık o dönemde, çiftçileri organize ettik, sokaklara çıktık, tir tir titrediler, toplantı üstüne toplantı yaptılar, köylere kadar dronlar, efendim İHA'lar, SİHA'lar, kıyamet koptu, aman sokağa çıkmasın, jandarma yolları tuttu. En korktuğu şey milletle yapılan siyasettir. Bizim bugün yapacağımız şey Erdoğan'ın yün yumağıyla meşgul olmamak, açtığı alanda siyaset ya, o bizim alanımıza gelsin. Çünkü biz milletin alanında siyaset yapıyoruz. Aç bu millet. Bu millet sefil. Bu millet akşam çarşıdan, pazardan filesi, poşeti boş dönüyor. Sabahleyin analar çocuklarının yanına koyacak beslenme çantası yok. Birçok çocuk okula gidemez hale geldi. Bu sefaleti konuşmayacağız. Erdoğan'ın sahte gündemlerini, sanal gündemlerini, olmayacak anayasa çalışmalarını, bunun üzerinden koltuğunu tahkim etme niyetini tartışacağız. Hiç bu oyunda yokuz biz ve biz gerçek bir muhalefetle ve aynı zamanda çözümcül bir muhalefetle millete umut olacağız. Erdoğan'ın bir oyun planı var. Asla buna gelmememiz lazım. Can, sana geleceğim ama Zeynel Bey'le bir göz teması kurduk. Anladım ki bir katkı sunmak istiyor. Bir de Turan Bey'in lafını not aldım. İktidarın oyun alanından çıkmak ifadesini kullandı. İşte benim aklıma da şu geldi. Oyunu hep iktidar kurar. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok yeteneklidir, çok beceriklidir. Bu anlamda da tecrübelidir. Dolayısıyla yani burada muhalefetin yapması gereken de bu dış tehdit vurgusu, iç cephe söylemleri, bir yandan da aslında iktidarın kurduğu bir oyun ve buna ortak olmama meselesi. Siz ne açıdan bakıyorsunuz? Şimdi bakın şunu normal karşılarım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy vermese de Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevcut durumdan şikayetçi olanların büyük beklentisi var. Özellikle son yerel seçimden sonra da bu yöndeki beklenti arttı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde biz bu dönemi sonlandıralım, yeni bir düzen kuralım, yeni birini seçelim, yeni insanlar yönetime gelsin, kurumları kurumsal bir hale getirelim, kuralları değiştirelim vesaire vesaire. Dolayısıyla bizim çok konuşuluyor olmamızı ben normal karşılıyorum bu açıdan. Tabii yalnız şunu da tabii söylemek lazım. Bakın hani seçim dönemi bittikten sonra yerel seçim, bizim kadar miting yapan parti olmadı. Bizim kadar hiçbir parti miting yapmadı. Emekliler için miting yaptı, çiftçiler için miting yaptı. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin dört bir yanında bu tematik mitingler yapılıyor. Dolayısıyla bir gün bu anlamıyla parti olarak, kurumsal olarak yerinde duran, çalışmayan ya da işte bu belki bu kavramların, bu söylemlerin işte zaman zaman yanlış anlaşıldığında olabilir siyasette. Bu düzeltirken bu örnekler de altı çizilerek anlatıldı. Tabii şu söylenebilir. Ben birçok kereler televizyon programına çıktığımda ya arkadaş bakın şu HDP ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nde İşte AKP'nin de söylemleriyle eylemleri birbirini tutmuyor. Mecliste arka kapı diplomasi çoğu kere yürüyor. Bu yanlış olduğundan değil. Mecliste grubu olan partilerin birbiriyle iletişime geçmesi lazım. Çünkü biz siyasetçiyiz. Biz sürekli insanları bir kriminalize eden bir dil kullanmamamız lazım. Yargı bağımsız, tarafsız olmalı ve onun tespit etmesi lazım. Biri suçlu mudur, değil midir? Biz bu kavramlardan çıkalım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bakın esasında bizim söylediğimiz noktaya geldiler. Madem bunların hepsi teröristti, madem partileri kapatılmalıydı, madem tüm belediyelerine el konulmalıydı, o zaman böyle bir ilişkiyi ne diye kurdun? Demek ki yani aklı başında tutarlı, istikrarlı, doğru aslında tek. Yani istikrarlı gittiğiniz zaman onu görüyorsunuz. Ben Sayın Güler'in şu açıklamasına katılmıyorum. Yani efendim işte biz birinci partiyiz. Ondan sonra yani bahsettikleri rakamlar hani dikkatlice ben okudum. Bir araştırmanın hata payı içerisindeki
artışlardan bahsediyor. Yani daha yüksek şeylerden bahsetmiyor. Yani 2 puan araştırmalarda eksi artı 2 puan hata payı vardır biliyorsunuz. Bu belirleyici yani böyle aman çok önemli bir fark göremedim açıkçası. Ha ben istiyorum ki bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak yerel seçimlerden sonra yakaladığımız ivmeyle biz 40'ları geçelim. Daha yüksek oranlara ulaşalım. Bunun için gayret edeceğiz tabii. Bunun için çalışacağız. Ama tabii şunu da söyleyelim. Yani efendim madem birinci partisiniz, ya bir ülkenin cumhurbaşkanı bir basketbol maçına giderken 10 bin tane AK Parti'den gençlik kolları üyesine bilet verir mi? Vatandaşlar hadi gidin toplu organizasyonların bulunduğu yere. Yani Sayın Güler kendi ilinde protesto edildi, hepimizin şeyinde kameralarda izledik. Bu insanların iyiliği ya da kötülüğü değil. Bunun sebebi 17 milyon insanın yardımlarla ancak karnını doyurabilmesinden. Bunun sebebi çok ciddi bir suç oranında patlama yaşamamızdan. Sokakların güvensiz hale gelmesine. Bunun sebebi yargının bağımsız ve tarafsız olmaması nedeniyle herkesin gözü önünde tacizde bulunan insanların bile serbest kaldığı bir düzenin oluşması. Dolayısıyla bu koşulları ortadan kaldıran bir siyaset izlemediğiniz sürece yani bırakın birinci parti olmayı, sokağa zaten çıkamıyorlar. İyice insan içine çıkamaz hale gelirler.